Ya yani, Evet ama yani sen de haklısın. <laughs> o da senin ekmeğin diyordu. <laughs> o da benim ekmeğim yani. <laughs> bu sefer ağlattı. <laughs> bir şeylerin yanlış gittiğini hissettim. Yani o bakışın doğru olmadığını hissettim ve rahatsız oldum. Ve bundan hiç kimseye bahsedemedim. Aslında en yaralayıcı kısmı bu. Arada bir ama olduğu zaman da böyle hani <laughs> işte bu. Bitti mi? Hayır ben buradayım da. <laughs> Merhabalar, bu hafta konuğumuz Büşra Pekin. Namı değer Dilberay falan. <laughs> nasılsın Büşra? İyiyim Hakan'cığım, sen nasılsın? Sağ ol, benden de Ne kadar kilo vermişsin? Evet. Ne oldu sana? Yani ben aslında aşağı yukarı ne zaman? 2016 Kolonya Cumhuriyeti'nden beridir. Aşağı yukarı buralarda Hı -hı. geziniyorum kilo olarak. Ama projeye göre işte değişiklik gösteriyor. Hadi inşallah için aldığım dönem oldu, Neşeli Hayat için aldığım dönem oldu, Kolonya Cumhuriyeti için verdiğim dönem oldu. Sonra Dilbera için böyle bir 8-9 kilo civarı falan kilo aldım, böyle set içerisinde aldım. Bu almış halin mi şimdi? Ee, aşağı yukarı bir 4-5 kilosunu verdim. Şu an buralarda iyiyiz. Aa, nasıl yapıyorsun bunu? Sağlıklı beslenme mi, spor mu? Sağlıklı beslenme, Yoksa spor. Yoksa bir ameliyat hepsi falan mı oldu? Yok, ameliyat yok şimdi. hiç. Nasıl abartıyorum olayları? <laughs> evet ama yani sen de haklısın. O da senin ekmeğin diyelim. <laughs> o da benim ekmeğim yani. Yani, yani ben, ben ameliyat, ameliyat çok çok ileri boyutlarda olması lazım. Onun dışında beslenmeyle ve e, öncelikle beslenmeyle sonra da sporla bu işin Hı -hı. çok rahat yapılabileceğini Hı -hı. defalarca hani hem kendimde hem eşimde dostumda gördüm. Hı -hı. Ee, o yüzden bence ameliyattan önce bir normal yolları hmm. denemek hmm. lazım. Zaten hani bizim kilolarımızdaki kişiler için doktorlar böyle bir şey hmm. izin vermez. Peki şimdi şeyi söyleyeceğim. Hani hep böyle komik kadın, sevimli kadın aslında mesela erkeklerde de komik erkeklerde de işte böyle baktığımızda daha bunun kilolusu tombişi tatlı, tatlı oluyor. Olur dedim. Hani evet. kadının da evet. öylesi falan. Şimdi böyle baktığımızda da daha işte kilo vermiş daha kadınsı seni böyle yıllar sonra karşılaşıyoruz. Daha evet. seksi bir Büşra var. Öyle hissediyor musun kendini? Ya ben e, eskiden yani hani biraz daha kilolu olduğum dönemlerde de e, bu anlamda hiçbir özgüven problemim yoktu. Hatta belki daha bile özgüvenli olabilirim <laughs> <mi> bilmiyorum. <laughs> bununla alakası olmadığına zaten emindim. Çünkü Hı -hı. komedi dediğimiz mesele pratik zekayla ve doğru zamanlama dediğimiz timing olarak adlandırdığımız şeyle çok hı hı. alakalı. Biraz da aslında bunu kırmak da istedim. Çünkü benim kilo verme serüvenimin temeldeki ilk sebebi hipoglisemi vardır işte hı hı. çağımızın aslında e, ilerleyen zamanlarda şekere dönüştürebilecek hı hı. bir e, rahatsızlığı, hepimizde bir insülin direnci problemi kötü besleniyorsak var. Ben bunun bende var olduğunu ve ileride bir tehlike yaratabileceğini hı hı. öğrenince ana motivasyon olarak onu belirledim. Hı hı. Diğer ana motivasyon olarak giyinmeyi çok seviyorum kıyafetlerin yakışacak, daha yakışacak hmm. olması yine benim için güzel bir motivasyonda ama hiçbiri sağlık kadar seni teşvik etmiyor. E bir taraftan oyuncu olarak nötr bir yerde durmayı istedim ki kilo almam gerektiğinde rahat alayım. Bir projeye biz çünkü çok kısa zamanlarda hmm. giriyoruz. Yani ben 10 gün kala girdiğim projeleri hmm. biliyorum. Bir ay kala, 3 hafta kala girdiğim projeler yani hep aslında aşağı yukarı böyle hmm. gelişiyor. O yüzden de o dönemi sağlıklı alma verme konusunda değerlendirmek Hı -hı. istiyorum. Yani kimse bana kilo al ya da ver demiyor ama ben o rolde onun bana katkı sağlayacağını, Hı -hı. karaktere katkı sağlayacağını hissettiğim anda hiç kimse de durduramıyor. Hı -hı. Alıyoruz da veriyoruz da. Bunu ama en olabildiğince sağlıklı şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu konuda da çok bilgi sahibiyim. Yani e, böyle etrafımdaki insanlara dokunmayı, anlatmayı, ben bildiklerimi destek alacağım zaten. lütfen çok da mutlu olurum. <laughs> Peki şimdi biz sene hep güldüren kadın olarak ağırlıkla tanındın. Tabii ki evet daha da. dram işlerin de oldu. Evet. Ama daha çok güldüren kadın evet. olarak hafızalara kazındın. Bu hafta vizyona giren Dilber Ayda da hardcore dram. Bu ağlatan, sefer ağlattı. Ağlatan, ağlatan <laughs> mı olmak daha zevkli, güldüren mi olmak daha zevkli? İnan ayıramıyorum ya Hakan. Yani ağlatmayı da güldürmeyi de tabii evet. diyorsun. Çünkü hayatın içinde o da var, o da var <gülüyor> ya. <gülüyor> hayatın içinde ne varsa ben orada olmayı seviyorum <gülüyor> aslında. <gülüyor> Ee, i̇kisinin yerde çok başka. Komediyi hiçbir zaman hayatım boyunca bırakmayacağım biliyorum. Hani şöyle bir evet bundan sonra artık başka bir yola girdim diye bir şey yok. Bunu ben 8 sene önce de yapabilirdim böyle sağlam bir dram projesinin içerisinde bulunabilirdim. Ama çok doğru bir projeli ve doğru bir ekiple bunu yapmak istedim. Bu anlamda Dilberay e, her açıdan benim için en en doğrusu oldu. Dilberay'ın hikayesini okuduğunda ne hissettin? Neler hissetmedim ki? Çok ağladım bir kere. Okuduğum anda ağlamaya başladım. Sonra umutlandım. Ben bu derdin bir parçası olmak istiyorum dedim. Yani hem bir birey olarak hem bir oyuncu olarak performans alanı çok olduğu için hem de bir sanatçı olarak insanlara ulaşmanın en güzel yolunun film gibi daha rahat aktarılabilir şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani kadına şiddetinin kötü olduğunu biliyoruz, işte tacizin kötü olduğunu biliyoruz. Bunları hep konuşuyoruz ama bir hikayenin içerisinde herkesin aynı empatiyle izleyebileceği bir hikayenin içerisinde bunları anlatabiliyor. Yani belki hiç diyalog bile olmadan gösterebiliyor olmak çok büyük bir lüks. Çünkü insanlara nüfus etmesi daha kolay. Ve burada benim yine bir başka motivasyonum bu hikaye aslında Türkiye sınırları da aşan... Türkiye Hı -hı. sınırlarının da aşan bir hikaye olmasıydı. İçinden Dilbera ismi çıktığında bile çok... Değerli bir Orta Doğu... Hı -hı. Hikayesiydi. İçine bir de Dilbera'yın adı girdiği zaman... Devleşti zaten. Hı -hı. Ee, bu o bu hikayede anlamda... seni en ağlatan, en üzen kısım neydi Dilbera'nın hikayesinde? Yani hani insanların hayatında... Bazı travmalar olur. Yani bizler... ...dahi bir şekilde e, çocukluğumuzda bir yollardan geçmiş oluyoruz. Dilperay'da o dönüm noktaları o kadar fazla ki... ...bütün bunlara rağmen hayatını bambaşka bir noktaya evriltebilmiş. Hı hı. Bu mesela bana göre çok etkileyici bir şeydi. O bir başarı hikayesi. Yani bir insanın aslında içindeki müthiş yeteneği e, neden yıllar sonra insanlarla halkla buluşturabilmesinin altındaki nedenleri bu kadar net görebiliyor olmak benim zaten hep anlatmak istediğim Hı -hı. bir şeydi. Hiçbir şey için geç değildir. Ne yaşamış olursak olalım biz kendimize inandığımız sürece, enerjimizi, hayat motivasyonumuzu yüksek tuttuğumuz sürece, istediğimiz sürece mucizeler gerçekleşebilir. Hı -hı. Benim hani hayattaki anlatmak istediğim dertlerden biriydi bu. Ee, bu anlamda beni bir kere çok tatmin etti. Bir kadın hikayesi aslında hani hepimizin Çok tanıdığı bir, bir ünlü hikayesi. olmasının dışında aynı zamanda gerçek bir kadın hikayesi evet. izleyeceğiz. Ve hani burada da kadına şiddeti görüyoruz. Kadının uğradığı tacize, psikolojik, evet. fiziksel. psikolojik, fiziksel. Onun dışında eğitim haklarının elinden alınması, iş yerlerinde kadınların gördüğü yanlış muamele. O şiddet sahnelerini çekmek zor muydu senin için? Tabii ki. Yani e, yani zordu. Zordu. Hmm. E, ama şey yani duygusal olarak zaten hazırım böyle bir şey çekmeye. Yani bunun e, maneviyatı bir tarafa teknik olarak da zordu. Hmm. Yani bir a, bir adam bıçaklama mevzusu var yani ortada. Hmm. Hani hayatta hiçbir zaman başımıza gelmemiş ve inşallah da hiçbir zaman başımıza gelmeyecek hmm. bir şey elbette. Ama Dilberay'ın öyle bir durumda kalmış olması bile hakikaten böyle şu boğazında bir şeyi düğümledi. Ve Dilberay gibi o kadar fazla örnek var ki hı hı. bunu yapmak zorunda kalmak. Hı hı. Ben biliyorum ki Dilberay bir tane böyle karıncayı e, ezmez yani yoldan hı hı. geçerken. Ama ne hale geliyor ve nasıl bir duruma geliyor ki bunu yapmak zorunda hı hı. kalıyor. Peki şimdi burada aslında kadına şiddeti psikolojik tacizi, fiziksel tacizi görüyoruz. Günümüzde de aslında bu MeToo hareketiyle birkaç yıldır evet. bütün oyuncular hem dünyada hem Türkiye'de evet. seslerini çıkartıyor. Evet. Kadın oyuncular artık susmuyorlar, konuşuyorlar, dertlerini söylüyorlar. Sen hiç böyle bir şeye maruz kaldın mı? Mesleki hayatımda böyle bir şeye maruz kalmadım. Hı. Ee, ama taciz duygusunu çok ufak yaşlarda herhangi bir temas olmadan uzaktan hissettim ama o yaşlarda o kadar ufağım ki yani belki daha ilkokula bile gitmiyorum. Ee, o bir şeylerin yanlış gittiğini hissettim. Yani o bakışın doğru olmadığını hissettim ve rahatsız oldum ve bundan hiç kimseye bahsedemedim. Aslında en yaralayıcı kısmı bu. Aslında hani büyüklerinle paylaşsan ben böyle hani bir amca bana böyle bir bir bakış attı falan hani belki bunu söylesem o bende ileriki zamanlarda başka bir şey yarattıysa yaratmayacaktı. Peki bu 5-6 yaşında herhalde yaşadığın Sanıyorum bir şey gibi evet. Mi hala hatırlıyorsun. Sağ i̇lkokul belki 1-2. Elbette böyle şeyler unutulmuyor ki. Hı hı. Zaten o bir resim, o bir an. Ben o içinde bulunduğumuz misafirlik dedik. O salonu şeyini bile unutmuyorum. Ama hani herhangi bir zarar görmesem de bilinçaltıma böyle bir şey yüklenmiş Etkiliyor. oldu benim. Hı, hı hiç Özel hayatında buna maruz kaldın mı? Yok İkili kalmadım. Yok. Psikolojik şiddet, şiddet şey gibi şeyleri? Şiddet görmedim. Şeylere... Psikolojik şiddet bence çok iyi bilmiyoruz ama hayatın içerisinde psikolojik Hepimiz şiddeti görüyoruz galiba, Görüyoruz. Hı -hı. Bunun bir açılımını yapıp bence onun farkındalığını kazanmamız lazım. Hı -hı. Olabildiğince etkilenmemeye çalışıyorum. Hep böyle kendimi korumaya çalışıyorum ama kendini korumaya çalışmak da bence psikolojik şiddetin, şiddetin bir başka bir türü. Yani evet. neden ben kendimi korumak zorundayım? Neden olduğum gibi davranmak hayatı olduğum gibi yaşayamıyorum? Hı -hı. Bunlar çok önemli meseleler. Ben hani bir taraftan YouTube'un, bir taraftan işte artık internet dünyasında bilgi akışının bu kadar fazla olmasının iyi bir şey olduğu tarafında Hı -hı. da bir görüşüm var. Çünkü Artık bilgiye sahibiz. Neyin bize yanlış olduğunu çocuklarımıza, bundan sonraki kuşaklara Hı -hı. neleri yapmamamız, neyi nasıl eğitmemiz gerektiğini artık daha iyi biliyoruz. Hı -hı. E, bu anlamda bizden sonra daha iyi bir yere gideceğimizi daha hissediyorum. Bir şey. Mesela bu mito hareketinin de şöyle bir e, olumlu tarafı oldu. Elbette onu açıklamak ne kadar sancılıdır. Empatisini kurabiliyorum. Yaşaması daha da fena. Ama en azından bunların artık söylendiğini bilmek, bunu yapacak kişiler tarafından artık bu hareketleri denetlemek anlamına evet, gelecek. Demek. Yani hiç setlerde falan da şey yaşadın mı? Mesela işte böyle bazı oyuncularda röportaj yaptığımızda işte şeyi söylüyorlar. Fiziki olarak uğradıkları yapımcılar tarafından, şey tarafından işte aman kilo vereceksin veya kilo alacaksın buna hı hı. mecbursun. Şöyle görünmek zorundasın. Bu kalıpla özellikle kadın oyuncuların evet. maruz kaldığı evet, şeyler var. Evet, evet. Hiç, hiç bunu yaşadın mı? Ben yok kendi adıma yaşamadım. Ben hatta tam tersi kendi kendine gidip saçını böyle alakasız renklere boyatıp kendi kendine dur ben bir kilo alayım ya biraz burada yanak lazım falan deyip oralarda e, inisiyatif kullandım. Hı -hı. Elbette ekibimle de paylaşarak. Hı -hı. Kendi başıma değil hiçbir zaman ama e, böyle bir şeyin varlığını biliyorum. Şimdi Hı -hı. şöyle e, bir rol için kilo almak gerekse karakter özelinde bunu almak Anladım. evet Anladım. ama bir kadına güzelleşmesi için şimdi. kilo ver demek e, ya da çok zayıfsın al demek sadece sektörde de değil normal hayatta da bence Anladım. Anladım. hani ay sen kilo mu aldın ya da ah çok zayıflamışsın biraz al yani şimdi bilemezsin o insan tiroidten dolayı bir şey mi yaşıyor duygusal bir süreç mi geçiyor o da mutlu değil belki bundan sen neden ona Böyle bir şey söylüyorsun. Hı -hı. Yani ben hani bizim topraklarda birazcık bu var. Böyle bir şey e, ayıp aslında Hı -hı. söylemek diye düşünüyorum. E, ama mesela biri bana ben kilo vermek istiyorum dediği anda ben bütün kapılarımı açıyorum. Hı -hı. Ne biliyorsam anlatıyorum ama o kişi böyle bir şey talep etmeden de e, bunu söylemiyorum. Çünkü kilo vermek ne demek? Yaş, yaşlanmamak yani vücudunun no. içerisinin yaşlanmaması, hasta olmaman anlamına geliyor. Cildinin aydınlanması anlamına geliyor. Hmm. Ee, pek çok açıdan avantajı var. Ee, kişiyi mutlu ediyor, enerjik yapıyor. Çünkü beslendiğin şeyler seni yorgun bırakmıyor. Bunların çok büyük faydası var. Ben herkese e, beslenmesini doğru bir oranda dengelemesini bütün samimiyetimle tavsiye ediyorum. İki yolu da görmüş ve denemiş Hı. bir insan olarak. Peki filmde şarkıları sen mi söylüyorsun? Evet. Senin sesin. Evet. Bir tane söylesene. Hayda! Oradan böyle şeyler geliyor. <laughs> ben sana özel olarak söyledim <laughs> Çünkü çok güzel. Ben hatta böyle fragmanlarda da şeyde de gördüğümde şey dedim. Kendi sesini mi kullanmışlar? Sen mi söylüyorsun falan. Mesela Şan falan hani... Tabii. Sesinin güzel olduğunu biliyor muydun? Şu an dersi aldın mı? Nasıl çalıştın? O sürece kaç şarkıları sürekli dinledim ve evet. sahne görüntülerimi izledim. Keyifli anlatayım sana. <laughs> ee, küçük yaşlarda benim zaten aşkım bale yani dans ve müzikle başlamıştı. Yani oyunculuk serüvenim henüz başlamadan önce bu alanla bir isteğim sevgim çok fazla vardı. <laughs> çok pardon. Ee, o yıllarda işte okul lise, okul müzik grubunda işte solistlik yapıyordum, şarkı söylüyordum, ee, ne bileyim müzikalde işte hem dans ediyordum hem şarkı söylüyordum gibi gibi hayatımın bir yerinde vardı. Türk sanat müziği korosunaydım. Yani böyle bir tam sosyal aktivite, evet. hobiler e, kız çocuğuydum. Arkasından konservatuar yılları, sonra BKM falan derken... Hep böyle aklımda kalan ya şan dersleri alsam işte dansa devam etsem diye hep böyle ertelediğim bir durumdu. Filmi çekmeden bir iki yıl evvel, ben dedim birazcık şey yapacağım, şan dersi alacağım. Çünkü yıllarca komedi oynamaktan ve böyle şive yapmaktan, hep böyle sesimi buralarda kullanmaktan hmm. falan ...hep böyle gırtlağa atmışım. Şimdi şarkı söylerken o sesi gezdirmek gerekiyor hmm. biraz işte. Göğüs sesinden gelmesi gerekiyor, buraya almak gerekiyor falan. Dedim ben biraz şöyle bir sesimi oturtayım. Nilüfer Çelik'le, sevgili Nilüfer'le böyle on and off bir şekilde aralarda çalıştık. Hı -hı. E, hatta bir projede dedim şarkı söyleyeyim. Çünkü bunu şarkı söylemeyi seviyorum Hı -hı. ve bunu da yapmak istiyorum. Çünkü ben kendimi tamamen bir oyuncu olarak da ilan edemiyorum. Bir performans per performansçı gibi Hı -hı. görüyorum aslında. Yani işte işin içinde dans da var vesaire. E, o noktada dedim ben hazır tutayım bunu. Çünkü bir filmle bunu yapmak istiyorum artık. Bir filmde yapacaktık, o olmadı, o filmi çekmedik. Dilberay projesi geldi ama hiç bilmediğim bir yerden geldi. Ben daha batı tarafında hani Karadeniz'e falan böyle bir ses rengi olarak yakın olduğumu hissediyordum ama türkü dünyasını bilmiyordum. Küçüklükte de babam hep klasik müzik dinlerdi falan hani kulağım da dolmamıştı türkülerle. Bir de barak var bizde yani barak hani bir uzun hava bambaşka bir şey gırtlak ...böyle söylenilen bir şey. Ama ben de zor olan şeyleri çok severim. Doğru kişilerle çalıştığım zaman... ...her şeyi öğrenebileceğimizi... ...düşünen birisiyim. Çok kısa bir zaman var ve... Ee ...işte çok değerli isimlerle... ...böyle bu arada İskender Paydaş zaten... Ee ...filmimizin hı hı. bu anlamda müzik direktörü. Onun eli üzerimizde. Onun zaten çok ciddi bir güveni var. Ee onun dışında... O sıra Feryal Öney'le çok böyle kısa ama böyle dolu dolu böyle zoom'dan bir çalışma yaptık. Emre Yücelen geldi. işte kayıtta bulundu. Analiz gücü çok yüksek falan. Böyle bir demo kayıt aldık biz. Ve e, ben çok mutlu oldum çünkü bir yandan da bu Hı -hı. hayalimi de gerçekleştirmiş olduğum için. Çünkü filmde bizim o ağız okumaları görmemiz gerekiyordu. Hı -hı. Sonra filme gittim sete. Keçeyle Aklımızda Bir Şarkı var. Beymayıl acayip zor bir uzun hava. Yani hani diyorum ki o gırtlak olur mu falan. Kemal Araboğlu sevgili Kemal abi Dilberay'ın aranjörü diyor ki bu şura bunu okumak hani Türkiye'de zor hani falan. Allah Allah falan diyorum. Böyle keçe çok istiyorum bu şarkıyı diyor. Ben de diyorum çok yakışacak filme. O sırada Şahin Kendirci genç Müslüme oynayan arkadaşımız Zeliha'nın da Küçük Dilberay'ın da abisi set ziyaretine geliyor. Şahin'le böyle sohbet ederken Şahin ya böyle böyle derken Ben de seni çalıştırırım ben Barak'ı çok iyi biliyorum. Setten çıktık biz oturduk bu şarkıya baktık biz bir iki saat içerisinde Çöz. Çözdük şarkının Şeyini Neler yapmamız hmm. gerektiğini Tamam dedik keçe sana sürpriz bu şarkıyı da çok Yerleştiriyoruz okey belli ki yolumuz <laughs> doğru Derken Film sürecinde de ben Setten dönüyorum, şarkılara çalışıyorum. iki yeni eklediğimiz şarkıya. İşte 3-4 saat uyku sete gidiyorum ama... zerre şikayetim yok durumdan. Çünkü sevdiğim bir işin içerisindeyim. Derken... E, filmi bitirdikten sonra ben... bazı şarkıları olduğu gibi bıraktık. Mesela Meyrick'i pilot okumadaki gibi bıraktık çünkü duygusunu sevdik. Bazı şarkıları yeniden okudum. Hı hı. E, çok güzel, keyifli bir çalışmaydı benim için. Peki hep şey derler... Büşra böyle... E... Kadınlar güldüren erkekleri sever. Bir Hı. şey vardır. Erkekler güldüren kadınları seviyor mu? Bilmem seviyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> yani seviyorlarsa bir avantajım vardır <laughs> mı? Hani kendi yani yaşadın mı bunu? Ee, yani avantajını? bence ıı, erkekler e, böyle hayatın içerisinde o mücadeleyle işte ba başka başka streslerle çok yoğunlaştıkları için. Ee, evde veya işte hayatlarında bir güler yüz, hı hı. bir güzel neşe istiyor olabilirler hı hı. tabii ki. Ee, bizim kadınlarımız da Türk kadınları da çok hı. neşelidir bu hı. arada. Yani esprilidir. Eğer bir baskıya maruz kalmıyorlarsa, eğer kendi gibi olmalarına izin veriliyorsa, bizim Türk kadınları zaten çok hı hı. komiktir. Hı hı. Peki şey var mıdır? Hep hayatı sevimli kadın olarak yaşamak nasıl bir şey? Valla yani benim içimde çok fazla renk var öncelikle, sevimlilik bunun böyle tabanında var çünkü çok pozitif bir babanın kızıyım, çok güler yüzlü, hayatla çok barışık, kendiyle çok barışık bir babanın kızıyım, ablam da dolayısıyla öyle, bizim ablamlarımızda ciddi bir yaş <laughs> farkı var, o da benim küçük annem gibidir. Annem de yani çok dengede bir insandır, o yüzden ben de dengeyi kurdum hayatımda <laughs> hep, iki tarafımda var. Yani ciddileşmek gerektiğinde de orada o şeyi koruyabiliyorum Neler ama. Neler sinirlendirir seni? Sinirlenmem zordur. <laughs> Gerçekten zordur. Sakin bir yapım var. Yine o bence babamdan aldığım bir şeydir. Ee, yani iş konusunda çok disiplinliyim <laughs> ve oralarda e, net olabiliyorum. <laughs> hani o çünkü şakaya gelecek bir konu değil. <laughs> ama bir yandan da onun tadını da çıkarmayı <laughs> seviyorum. O yüzden hep bende e, her zaman denge mevcut. Girdiğin her ortamda hep güldürmen bekleniyor mu? Yok. Yani ben yanımda komik birileri varsa paslaştığım zaman Sorun yok konu çok değişiyor yani. <laughs> Böyle üst level'lara çıkıyoruz ama etrafımda öyle bir enerji yoksa onların kanalından devam Gidiyorsun. ediyorum. Çünkü içimde o da var, o da <laughs> var. Aşk sana ne ifade ediyor? Ödem yapıyor benden. <laughs> <laughs> Geçen gün Yasemin Şefik'le konuşurken böyle bir muhabbet doğdu. Aslında öden falan yapmıyor. Aşk güzel bir şey. Ee, uzun süredir de bayağı bir senelerdir diyeyim. Hayatımda aşk yok. Ee, ne kapalıyım ne açığım. Ortada bir yerde duruyorum. <laughs> yani mesela bu kadar güldüren bir kadına aşık etmek için komik bir adam mı olmak gerekir? Eee... <laughs> Olsa iyi olur. Ama olmasa Değil da mi? sakıncası c ziyadan yok. Ziyadan da sıkabilir seni. Yani, yani e, evet bir kere benim yapacağım esprileri e, anlaması mi? lazım yani. <laughs> Çünkü orada bir şey durumu var. Yine bir performans <laughs> durumu var. Anlaması iyi olur. Zeki, zeki bir insan olması, akıllı bir insan olması ve e, insan olarak böyle bakış açısının böyle açık, vizyonlu bir insan olması e, bence en hani bu anlamda o olsun gerisi her şekilde toparlanır. Romantik misin, realist misin? İkisi deyim. <laughs> Hı -hı. İkisinden, İkisinden de var. var mı? İkisinden de var. Ama romantikliğin dozu biraz daha az olabilir. Ha, <laughs> öyle mi? Daha gerçekçi evet, tarafı Ama, var. ama romantizm bekleyebilirim. <laughs> Peki sevgilin odasında bir obje olsan ne olursun? Sevgilimin? Odasında bir obje olsan. Eee... Her an gördüğü bir şey olmak istemem. Yani böyle aralarda gördüğü ve... Aynı olmasın o zaman. Aynı olmasın. <laughs> aynı olmasın. Aynaya bazı insanlar bakmayı sevmezler çünkü. Yastık falan aynı diyorlar olmasın. genelde. Yastık da akşamdan akşama. O da... <gülüyor> 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 Onu da istemem. <laughs> ee, ne olabilir ya? Uzaktan göz kırpan bir şey olsun. Uzaktan göz Ama kırpan. böyle çok sevdiği bir şey olsun. Buna çok çok doğru bir cevap vermek istiyorum. Zaman zaman alacağım, kusura bakmayın. Ee, kalorifer, Mesela aa, klima. Aa, klima, arada bir ama olduğu zaman ya. da böyle hani, Oo, işte be. bu. Hani klima bence daha iyi çünkü Güzel. yazın o soğuğu istersin, kışın her dakikada da istemezsin Gelsin. falan. Tamam, klimayım ben. Çok sağ ol Büşra'cığım. Bitti mi? Konuk olduğun için bitti. Hayır çok ben buradayım da. <laughs> çok teşekkür ediyorum. <laughs> çok teşekkür ederim ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ ol geldiğin için. Ee, bol bol da gişeler. Ben teşekkür ederim. Diliyorum. 4 Şubat'ta herkesi bekliyoruz filmimize. İnşallah. Görüşmek üzere hoşça kalın.